Film gibi. Yani kesinlikle film gibi. Nasıl bir film çekilir? Önce planlanır, senaristi yazar eder. Ailesinden başlayan bir destek. Çünkü bu desteksiz olmuyor. Sadece bizim planlamamızda olmuyor. Hemen ardından Manisa Genç Spor Müdürümüz, ardından federasyon başkanımız ki en büyük abimiz o. Her sürekli bizi aradı. Sürekli Ayşe'nin durumuyla ilgili bilgi aldı. Bakan Bey'in Manisalı olması, sürekli Ayşe ile irtibatta olması, sürekli sorması bizleri de güçlü duruma getirdi işin gerçeği. Sürekli çalışmamıza, motive olmamızı sağladı. Yani güzeldi, planlamalar, programlamalar bugün içindi. Bugün işte dünyada biz o dünya şampiyonluğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın aerobik jimnastikteki şampiyonluğuydu. Bunun farkındaydık, yani zor bir süreçti. Ayşe Begüm'ün daha ergenlikten çıkışı, bir de kız çocuğu oluşu, kilo alışı bizim etmenlerimiz arasındaydı. Nasıl yaparız? Daha hala küçücük bir kız çocuğu. Yani bonibonla kandırabildiğimiz, işte 15 dakika daha fazla koşturabildiğimiz, o madalya için savaşması gerektiğini anlattığımız hala küçük bir kız çocuğu. Yaşı büyük olabilir ama o bizim için hala Ayşe Begüm. Ama başardığı şeyler dünyalara bedel. Dünyanın en iyisi seçildi. Bu branşta ayrı bir özel ödül aldı. Bu branşın en iyisi seçildi. Çok özel bir sporcu. Bizim elimizde olan tek şey teknik taktik anlamda Ayşe Begüm'ü doğru yönlendirmektir. Biz çok güzel bir aileyiz. Bu başarıyı hepimiz istedik. Bu ülke zaten Ayşe gençlerde dünya şampiyonu olduğunda bir sonraki ne zaman diye çok fazla tweet geliyordu. Ayşe'ye çok fazla mesaj geliyordu. Ayşe bir dünya şampiyonluğuydu. Ayşe herkese söz veriyordu ama sözünü de tutmuş oldu. Türk kadının gücünü bütün dünyaya gösterdi. Bu bir başlangıç değil mi hocam? Sonra onu sorayım yani artık daha fazla yukarı. Biz Ayşe Begüm'le şöyle bir sloganımız var en baştan beri. Her son bir başlangıçtır. Bu bizim sloganımız. Daha işte bugün, dün antrenmanımızı yaptık. Bugün tekrardan antrenmanımız var. Herkese şaşırtıcı geliyor ama biz o dünya şampiyonasını orada bıraktık. Şimdi önümüzde bir Avrupa şampiyonluğu var. O da Cumhuriyet tarihinin İlk inşallah madalyası olacak. Onun için şimdiden başladık. Planlama programlamamızı, hesaplamalarımızı yaptık. Şimdi 3 ay sonraki Avrupa Şampiyonası'na bakıyoruz.